istəyərsən və istəyən ümumiyyət qanun və hafiz etən və zakir etən və səhv etən, fəhs etən, affən, rafi etən və qəlbən səyimən. Allahümə mərxəmnə və məhəmməti Muhməd. Allahümə mərxəmnə və məhəmməti Muhməd. Allahümə mərxəmnə və məhəmməti insaniyə. İyi günlər, arkadaşlar. Bugünkü konumuz Süfyan Recep Tayyip Erdoğan camileri özelleştiriyor. Biznes haline getirdi. İmamlara kiraya veriyor. Süfyan camileri özelleştiriyor. Freeyim davası. Neleri değiştirebilir? İki ana konu üzerinde duralım. İyi günler arkadaşlar. Bugün geç çıktım. Öğleden sonra burada. Saat 4. Konu Süfyan Recep Tayyip Erdoğan camileri özelleştirmeye karar verdi. Bunu herhalde benden başka size söyleyecek kimse yok. Aslında görüyorsunuz her gün de bir de gazeteci ve gazete kalmadığı için bunu dile getirecek adam da henüz yok galiba Türkiye'de. Örnek vereyim. Seyrantepe'de Mehmet Akif Ersoy camisi yapılıyor. Çok büyük bir cami. İmama 49 yıllarına kiraya verildi. Sözleşme de yapıldı. Ama bu sözleşmeyi siz kan falan kalmadığı için göremiyorsunuz. Erdoğan'la imam arasında. Size ne yani? Cami. Allah'ın camisi. Kantin işletmesi var. Orada haç ümmet turizmi var. Efendime söyleyeyim cami. Cami değil ki sadece. Siyasi propaganda merkezi. AK Parti'nin Erdoğan'a yalakalık yapmak, davukalıklık yapmak merkezi. Erdoğan'a küfretmek. Hakaret. Zaman aşımı. Mutlaka Erdoğan'a herkes hakaret ediyor. AK Parti içinde de çok sayıda 24-7 sövenler, küfredenler var. Ana avlat düz gidiyorlar. Ama onlar hakkında dava açılmıyor. Onlar evlerinde sessiz sessiz sövüyorlar. Bu yüzden dava açılmıyor. Cesaretleri yok ki sosyal medyadan yazsınlar. Erdoğan'a nasıl küfrettiklerini izah etsinler. Hakaret davası açılır sonra haklarında diye herhalde korkak oldukları içindir büyük ihtimal. Mert ve cesur olmadıkları içindir. Gerçekleri söyleyemiyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Diyorlar ki aramızda kalsın. Erdoğan sadece kendi çakal 7 tane zengini diyor. Bir de onun altında zenginler grubu kuruyor. Bu AK Parti'nin il ve ilçe başkanlarının çoğuna yedirmemiş. Az kurtarmış. Az buluyorlar. Bu nedenle söylüyorlar. Yoksa zulümlere kızdıkları için efendime söyleyeyim bu kadar soykırım yapılıyor. Mazlum insanlar, masum insanlar çoğalıyor diye değil yani. Siyasi fahişelik yapılıyor diye değil. Hırsızlık, katillik yapılıyor diye değil yani. Küfretmeleri. Herkesin başka bir gerekçesi var Erdoğan'ı küfretmek, hakaret etmek için. Zaten şerefsiz demek artık suç değil biliyorsunuz. Süleyman Soylu da, soysuz pardon, İçişleri Bakanı şerefsiz diyordu Erdoğan'a. Adam bakan oldu. Ve AK Parti'yi yönetiyor, siyasi fahişeleri yönetiyor. Şerefsiz demeyi suç olmaktan çıkardı. Kendisi dediği için sürekli Erdoğan'a şerefsiz diyor yani. AK Parti'ye geçmeden önce de şerefsiz diyordu. Yine şerefsiz diyor. Yani içi boşaltıldı. Şerefsiz kelimesi artık suç değil, hakaret de değil. Ben de serbest kullanıyorum zaten. Üslubumuz bozulmuyor yani. Ne yapalım? Türkiye'de kaç bin cami var? 80 binden fazladır. 80 bin tane işletme. Erdoğan böyle bakıyor. Ticari işletme. Siyasi rantı var. Dini rantı var. Partiye adam değiştirme rantı var. Kadrolaşma rantı var. Kantin gelirleri de var. Haraç getiriyor Erdoğan. %20 trink keş yani. O Erdoğan
şey, çek, senet, banka transaction falan sevmiyor böyle. Legal şeyleri sevmiyor. Onlar cash olarak ödenecek. Muhtar topluyor. Mahalle muhtarı. Erdoğan'a görüşmeye giden de filan caminin haracı efendim demiyor. Filan imam size cami işletmesinden bu kadar gönderdi. Cuma yardımları Erdoğan cuma günü sadaka vermesinler demiş imam. İmamlara şey yaptı. Beştepe'den duyuru yaptı. Ama el altından tabii bunlar. Cemaatimiz yorulmasın. Sadaka vermesin boş yere. İmamların işletmesinden çay ve tost şey yapsınlar, yesinler. Daha çok para kazandırıyor. Sucuklu, kaşarlı tost, çaylar beleş değil camiden. İmam para kazanıyor. Yani işletme. Erdoğan daha çok para kazanacağı için sadakalara ihtiyacı yok yani. Cuma günleri artık sadaka kutusuyla böyle sadaka toplayan adamlar pek olmayacak yani. Türkiye değişiyor. Değişim geçiriyor. Çok büyük bir devrim yani bu. Yurt dışında da camileri Erdoğan biznes işletmesi haline getirdi ve imamlara sözleşme karşılığı hediye etmedi tabi. Diyanete bağlı onlar. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan devlet memuru olarak imamlar ve müezzinler maaş almaya devam ediyorlar. Devlet memurlar. AK Parti'de devlet partisi olduğu için, Erdoğan da devletin başı olduğu için, imamlar da devlet memuru olduğu için biznesleri olmasın mı yani? Adamlar lojmanda beleş kalıyor. Kira vermiyor. Bütün camilerde lojman var. Neredeyse. Ve beleş yaşam yani. Devlet maaşı geliyor. Sigortalar yatıyor. Cami işletmesi var. Adam cuma hutbesine çıkmış. AK Parti propagandası yapmış. Seçmen devşirmiş. AK Parti'ye oy vermeyenleri fişlemiş. Devlete gambazlamış. Dedikodu ihbar etmiş. Haklarında tabi olmayan, biat etmeyenler hakkında soruşturma açmak için devletin gerekli organlarına bildirmiş. Vatanseverlik yapmış yani imam. Devleti savunuyor. Devlet Erdoğan olduğu için gayet normal bir vatanseverlik gösterisinde bulunuyor bu taylasanlar. Ahir zamanın imamları. Aynı tarihlerde ve paralel bir evrende ve aynı ülkede Ergenekon terör örgütü, olmayan örgüt, derin devlet ise biz beyat edeceğiz, tam beyat edeceğiz ve canlarını okuyacağız bu tarikat ve cemaatlerin. Hepsinin kökünü kızacağız. Şakları, kılıçları çektik, giriyoruz zıkkın gibi üstlerine diye. Sürekli her gün Türkiye'nin güzel Müslümanlarını hapse atıyorlar FETÖ gerekçesiyle. Ve AK Parti içindeki FETÖ avına başladılar malum. Her gün haberler görüyorsunuz sağda solda. Bu FETÖ'cüyü niye barındırıyorsunuz? Şeytanlaştırmaya devam ediyorlar. Ve böyle bir ahlaksızlık sergiliyorlar. Erdoğan'ın hoşuna gidiyor. Çünkü ne kadar çok FETÖ derlerse bu salak Ergenekoncular ve onların arkasındaki gerizekalı kesim, Erdoğan o kadar çok iktidarda kalıyor ve yaşıyor. Ve daha çok haraç kesiyor. Daha çok soyuyor. Yani biraz fazla para kazanıp da cebini dolduranlar oldu mu FETÖ'cü diye atıyorsun hapse. Sonuna kadar soyuyorsun. Donuna kadar soyuyorsun. Adam serbest kalıyor ama ondan sonra yalvar yakar. Biat ediyor hala. Biatçı. Erdoğan'dan vazgeçmek yok. Yedirmeyeceğiz. Yok. Kesinlikle. Erdoğan'ı yedirmek ayıptır kardeşim. Haramdır yani. İmamlar zaten fetva verdi. Cami imamına gidin sorun yani. Diyanetten isterseniz fetva isteyin. Kurtulamıyorsunuz. Böyle bir kısır döngü içinde Türkiye. Ergenekoncular Nagihan Alçı ve Rasim Kütahyalı'dan intikam alacaklarmış. Çünkü Erdoğan'a bütün vatandaşlar sizin kölenizdir efendim. Bütün devlet memurları %100 kölenizdir. Bir de maaş veriyorsunuz, siz devletsiniz. İsterseniz asarsınız, isterseniz kesersiniz. Onları hapse koyarsınız, size biat etmeyenler ölsün efendim diye. Nagihan Alçı sevgilisi oluyor biraz da.
Erdoğan'la duygusal ilişkileri de var. Rasim Kütahyalı her gün televizyonda 10 yıldır, 15 yıldır neredeyse. Biliyorsunuz ahlaksız, deyyus, gavat bir adam yani. O nedenle intikam alacaklarmış Ergun'un konucular. Ben de hayırlı olsun dedim. Yani intikamınız, herkesten intikam alacaksınız da yani Ergun'un konuculara demek, Erdoğan'ı kullanarak Silivri'ye atanın kimler olduğunu anladınız yani. Negan Alçı ve Rasim Kütahyalı'ya ulaştınız. Tebrik ediyorum Ergun'un konucu İrem Çiçeği ve bütün Melik Üçün'ün kızını da tebrik ediyorum. Hukuk mektebini boş yere okumamışlar yani. Kafaları zehir gibi çalışıyor. Kimin ne olduğunu, kimin ne halt dediğini biliyorlar yani. Tabii bizim payımıza düşen nedir? Biz sadece seyirciyiz. Payımıza düşen bir şey yok. Yani iki tane domuz, paralel devlet ve devletim diyen ağır zaman zebanileri, domuzları, zombileri çarpışı yapmış devlet için. Devlet biziz. Tabii olmayanlar vatan haindir. Alçaktır filan. Biliyorsunuz. AK Partiler'de yalnız daha çok jargon var. Siyah canıdır. Musuda canıdır. Sallıyorlar. Vatan hainidir. İkisi de böyle sallıyor. Altta kalan canı çıksın. Yani Türkiye'nin durumu bu yani. Eskiden de mi böyleydi? Eskiden de böyleydi aslında Türkiye, biliyor musunuz? Sadece isimler değişti. Her yerde değiştirmeler var. Her yerdeler. MİT birilerini devşiriyor, Özel Harp birilerini devşiriyor. Ergunokon birilerini devşiriyor, Süfyan Erdoğan devşiriyor, imamlar devşiriyor. Ülke devşirme cümleti oldu ya. Adını devşirme cümleti falan mı kursak acaba? İnsanların zafiyetlerinden yakalıyorlar tabii. En tehlikelisi de hizmete girmiş, hizmet etmiş, hizmetin jargonunu bilen, Hoca Efendi'yi tanımış, kitaplarını okumuş, lisanlılar bile okumuş. Olanların devşirilmesi MİT'e, İT'e, köpeğe, Süfyan'a. Bunlar daha tehlikeli. Yani sızmalar, yani MİT'ten özel olarak, yani subay ve subay olup da üniforması çıkartılmış, sivil hayata gönderilmiş, tarikat ve cemaatlere sokulmuş olanları sorun değil. Onları tespit etmek, onları kovalamak kolay. Ama daha önce gerçekten hizmette bulunmuş, hizmet etmiş, belli konumlara gelmiş, imamlıklar yapmış. Bölge imamlığı, şehir imamlığı, ülke imamlığı yapmış olanlar da var. İtirafname imzalamış. İşkenceyle imzalatmışlar. Biat etmiş. Ondan sonra hayatımızı yaşamaya bakalım. Cemaat bitti demiş. Olanların daha tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Ve değiştirmeler kadar zarar veremezler. Yani MİT'çiler veremez. Bu sızmalar, süzmeler zarar veremez hizmete. Ama sapı bizden olan baltalar çok zarar verir. Affet Allah'ım, Allah'ım mücrimin perişan halim. Şairim olacak bilirim dilim. Ötede faydasız para pulum adım. Rahimsin, Rahmansın Allah'ım affet. Kanı bozuk değil, çıkarları, menfaatleri neyi gerektiriyorsa, yaşadığı sosyal kültürel ortamda onu yaptığını düşünüyor. Yani Ammar bin Yasir gibi ileride tövbe de edebilir ve tekrar yani hizmete dönebilir. Ama durum şeriat şu anda Türkiye'de iki tane domuz grup başlarında boza pişiriyor, şeytanlaştırıyor. Günahlarım çoktur boyumu aştı, yüzüm kulum azap yolunu şaştı. Gözümden yaşlar sel oldu taştı, gafur sürüm, rahimsin, Allah'ım affet. Ortada darbe falan yok. Tevkup, MİT organizesi, bir istihbarat operasyonu var. Hırsızlık için, teröristlik için devleti kullanan, istismar eden Ergonokon ve Süfyan Erdoğan'dır. Pirinçekçiler, köpekler. Günahım çuvalla, sevabım pek az. Günahım siliver hasenete yaz. Geceler boyunca ederim niyaz, Rahmansın, Kerimsin, Allah'ım affet.
yeter bizi cemaati bağlamaz. İçinde kaynayıp durur ahlarım, Allah'ım sırtımda yük günahlarım. Affet beni yoksa yanarım, settarsın, gaffarsın, Allah'ım affet. Hayat her zaman mükemmel değildir. Her zaman sorun çıkma olasılığı vardır. Yazık cidden, evet, tahtayı severdim. Bu problem ise hayatın sonu değildir. Herkes kendi hayatını yaşıyor, kararını veriyor, seçim yapıyor. Hayat bir seçimdir. Alternatifler içinden en iyi opsiyonunu seçip hayatına devam ediyor. Yoksa Talha'nın uğurlu kardeşimizin kötü olduğundan değildir. Parayı bulan, makamı bulan, dünya menfaatleri için peylenen, hizmeti, cemaati sattı zaten biliyorsunuz. Yeni ve farklı bir hayatın başlangıcı gerekir. Herkes seçimlerinden sorumludur. Cesaret, cüret ede ede, korkaklık çekine çekine artar. Herkes cesur da olmaz. Ama karar aşamasında ya korkak olmaya veya cesur olmaya karar verir. Seçim yapar. Hırsızlık ve katillik yapana cani, firavun, karun diyor. Müslümanlık kisvesi jargonu ile adaletsizlik yapana İslam deccalı wrongdur diyoruz. Emin çoğuşalı mı tutamışlar? Bugün haberlere bakmadım. Çok fizikliyim bütün gün. Yani Emin Çolaşan bu Sözcü Gazetesi'ni dize getirmeye çalışıyorlar. Erdoğan. Seçim öncesi her zaman yaptığı gibi. Yakında Yılmaz Özdil'i de içeri alırlar. Sözcü Gazetesi'nden. Direnenleri cezalandırıyor. Emin Çolaşan mağdurların sorularını dile getirdiği için köşesinden sorguladığı için rejim tarafından, devlet rejimi tarafından tehlikede bulunmaya başlandı. Yani Emin Çolaşan'la ilgili bir hatıram anlatayım. Necip Habzemitoğlu öldürülmüştü Veli Küçük tarafından tetikçiye. Ve karşılığında da 1 milyon lira verilmişti. O da Antalya kumarhanesinde yemişti. Osman Gülbiz ismi. Veli Küçük'ün notasında yazıyor. Necip Habzemitoğlu'nu kendi adamlarını, Atatürkçü birini öldürmüşlerdi. Kullandılar. Sonra da infaz edip cemaatin üstüne atmaya çalıştılar. Orada bir karar vermek gerekiyordu. Doğrunun ne olduğunu bilenler var. Cemaatin üstüne atmakla değil. Emin Çolaşan o gün, yani cinayet işlemeden bir gün önce Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin rüyasını duydu. Bilmiyorum, Hoca Efendi'nin rüyasını anlatmak ne kadar doğru olur. Hoca Efendi sabah kalktığında bugün bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah dedi talebelere. Fethullah Gülen rüyasını anlattı. Rüyasında Necip Habzemitoğlu Fethullah Gülen'i kovalıyor. Bir bataklığa geliyorlar. Bataklıktan Hoca Efendi sekerek taşların üstünden batmadan karşı tarafa geçiyor. Fakat Necip Habzemitoğlu bataklığa batıyor. Arkasından kovalıyor çünkü. Erdoğan görevlendirmiş. Ergenekon görevlendirmiş. Cemaatle ilgili Orta Asya'da bir sürü rezaletler çıkardı. Azerbaycan Orta Asya'da İsmail Gasparalı'yı kullanıp Türkçülük, Turancılık ve MİT'çilik yapıyor. MİT elemanı. Karısı da öyle. Atatürkçülük hocası Şengül Hanım. Habzemitoğlu. Dolayısıyla Emin Çolaşan'la aynı kamptalar, aynı gemideler. Necip Habzemitoğlu'nun arkasında rüya bu, Emin Çolaşan'dan var. Emin Çolaşan olayları izliyor. Herkesi izleyen bir demek ki Emin Çolaşan ve kulağı delik. Ankara'da yıllardır yaşıyor ve Ankara'daki bütün kulislere hakim biri. Kimin ne yaptığını, ne yaptığını biliyor. Bataklığın tam kenarına geliyor ki Fethullah Gülen kurtulmuş, Necip Habzemitoğlu bataklıkta batmış. Emin Çolaşan ya Fethullah Gülen'i kovalayacak, o da şansını deneyecek. Bataklıkta batacak veyahut da geri dönecek. Geri dönmüş. Emin Çolaşan bataklığa girmiyor. Çamura batmak istemiyor. İşte bu aslında tarihi bir rüyadır bence. Sadece Fethullah Gülen'i ilgilendirmiyor. Bu herkesi ilgilendiren kolektif bir rüyadır. Çünkü Fethullah
Hizbullah filan sadece kendisini temsil etmiyor. Recep Habdemtoğlu da sadece kendisini temsil etmiyor. Ergun Okuncu kesimi, Feri Küçük'ü temsil ediyor. Tetikçileri, katilleri temsil ediyor. Onların kullandığı bir el. Emin Çalışan da sadece kendisini temsil etmiyor. O da bir zihniyeti, bir Kemalist, laik zihniyeti temsil ediyor. Emin Çalışan geri dönüyor ve bu çamura girmek istemiyor. Vicdan var hala. Karısı da biliyorsunuz hakimdi o zamanlar. Danıştay'da Alparslan Aslan'ın öldürdüğü, hakim öldürdüğü olayda biliyorlar ki bunu Veli Küçük ayarladı Alparslan. Veli Küçük de bu taraflara çıktı. Ve organizeyi yapan kendileri, Ergun Okun yani. Bildikleri için Emin Çalışan karısının o basına verdiği malumatların bir tiyatrodan ibaret olduğunu biliyor. Evet, bu film çekicileri şöyle blokluyoruz. Blokluyorum, blokluyorum. Yine geliyor bunlar. Her seferde 2-3 tanesi kuduruyor, evet ya. 2-3 tane peri çekici, mutlaka mitçi beni takip ediyor. Adamların işleri güçleri yok ya. Neden korkuyorsunuz? Ben size gerçekleri anlatıyorum. Gerçeklerden korkulur mu? Yani adamları susturmak da yani ayrı bir sanat yani gerçekten ya. Vay değil yani gerçekten. Dün gece Flying diye okunuyormuş. Ben flying diyorum. Flying cannot fly dedim. Çünkü flying uçamıyor. Flying cannot fly. Ilya Sakov, Russian Cyber Security Officer var demiştim. Rus KGB'si Putin, Ilya Sakov ismini görünün. Bu vatandaş vasıtasıyla bütün dünyada KGB'nin ofislerini açıyor. En son Singapur'da açtı. Büyük bir ekip. Yani 600 kişilik bir ekip. Rus istihbaratı Singapur gibi dünyanın en zengin ve önemli data merkezi olan bir yerde 600 kişiyle hızlı girmiş. Bütün Avrupa Batı başkentlerinde ve Amerika'da bulunan yerleri ben biliyorum. Rusların nerelerde bulunduğunu. Çünkü beni sürekli telefonlarını arayanlar ve telefonumu dinlemeye çalışanlar Rus istihbaratı, Rus siberi. Merkezleri Seynel Helles diye bir ada Amerika'da. Ruslar Amerika'da, Florida'da çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Kaliforniya'da çok ciddi merkezleri var. Litvanya ise ve cyber security'nin önemli merkezlerden bir tanesi. İstanbul ve Ankara ise en fazla eleman çalıştırdıkları yer. En fazla elemanı Türkiye'de çalıştırıyorlar. Niye acaba? 15 Temmuz'u organize eden adamlar yani. The Blackwater kurucusu Eric Prince'i Robert Mueller sorguya çekti. Ve bütün gerçekleri bu özel savcıya açıkladı. Eric Prince'den korkun efendim. Rusya olayıyla ilgili, Erdoğan olayıyla ilgili Mueller knows everything. Artık her şeyi biliyor. Yani Eric Prince anahtar adamlardan biridir. Hem Irak işgalinde hem FBI ve CIA elemanlarının tetikçi olarak kullanılmasında silah satan, bölgede ilişkili olmadığı adam yok. Kral Muhammed'den Lübnan diktatörlerine, Hariri ailesinden Dubai ailesine, Katar emirinden Irak'ın çakallarına, Suriye'nin çakallarına, bütün bölgede Blackwater şirketinin 120 bin elemanı var. Güvenlik şirketi. CIA'nin operasyonu. Ve Derrida'da çalışıyor. Ve ciddi paralar kazanıyor. Şu anda Yemen'de Kral Muhammed ve Trump adına, Amerikan devleti adına muhalifleri sokakta keklik gibi alıyorlar, öldürüyorlar. Sadece çocuklar, kadınlar ölmüyor Yemen'de. Bütün muhalifler öldürülüyor. Ex-CIA elemanları, Eric Prince'in katilleri tarafından. Şu
anda Frontier diye bir şirket kurdu. Huawei de 3 yıldır bununla uğraşıyordu. Yeni bir plan içinde. Çin'de yatırım yaptı. Şangay'da. Ve Çin'de, Şangay'da güvenlik şirketi kurdu. Ve Amerika'nın CIA'nin Çin'deki en büyük gücü. Bu nedenle Robert Mueller'e konuşması çok önemliydi. Çünkü Erdoğan'ın Rusya ile ilişkileri, Trump'la Putin arasındaki ilişkileri, Çin diktatörleri Li ailesi ve Huawei ailesiyle olan ilişkilerini en iyi anlatacak olan Eric Prince'dir. Çünkü ticari ilişkileri var, ortak şirketleri var. Silah, üretimi ve satışı ile ilgili. Devlet katilleri yani. Freem, tabii this is one is for sharing info with Russia. İki tane madalyası var göğsünde. Karikatürü yapmışlar. Bunu Rusya için kullanıyorum. And the other one is for admitting that to the US. Öbürü de liar yazıyor. Yani Amerika'ya da yalan söylüyor sürekli. Flying, Erdoğan gibi yalancı bir devlet adamı. Sürekli yalan söylüyor ve yakalandı. Amerika'da federal hükümete, kongreye, federal savcıya yalan söylerseniz hayatınız bitti, karardı. İsterseniz Trump'ın baş danışmanı, ulusal güvenlik danışmanı olun, general olun ve MGK'nın genel sekreteri gibi bir adam olun yani bu adam. Türkiye'de siz MGK'nın genel sekreterini sorgulayabiliyor musunuz? Yani adamlar istediği kafasına göre terör örgütü ilan ediyor. PYD, Fethullah Gülen Hareketi, Barışçıl Eğitim Hareketi, terör örgütü ilan ediyor. SİHA yok, hiçbir şey yapmamış, bir eylemi yok. Bir sürü yalan söylüyorlar. Kaç senedir Türkiye'de? 5 senedir yalan bombardımanı altındasınız. Medya bırakmamışlar. Herkesi hapse koymuşlar, mağdur ediyorlar FETÖ dolmasında. Şimdi Flying, şimdi hesap görecek. Tam itirafçı olmuş. Müller, Eric Prince de bilgileri desteklemiş. Konu Innova. Innova şirketi Hollanda merkezli. Ekim Aptekin ile Erdoğan'ın ve Free'nin ortak şirketi. Ve Amsterdam grubu avukatları. Robert Amsterdam, Kanada vatandaşı. İlişkilere bakın. Flynn'in itirafları karşısında hepsi şok oldular. Çünkü CIA'nin eski direktörü James Wolseley de itirafçı oldu. Hayır, kapatmadılar. Türkiye'ye çok büyük cezalar geliyor. Sadece Reza Zarrab davası değil. Ben oluşan sonuç değil. Flying, Free'in Berat Albayrak ve Mevlüt Çavuşoğlu'ndan, Dışişleri Bakanı da Başbakan'dan, o zaman Enerji Bakanı'ydı Berat, 15 milyon dolar para önerisi almış Gülen'e kaçırma konusunda ve plan yapmışlar. Ekim Aptekin'in şirketi olan Innova'ya para geçirmiş Erdoğan. Ve bütün bu ticari ilişkiler hepsi ispatlandı. Belgeli. Free'in Amerika'ya 5 bin dolar aldım demiş. 530 bin dolar almış. Kendi cebine koymuş. Bir makale yazmak için. Fethullah Gülen'i Hümeyni göstermek için. Radikal göstermek. Terörist göstermek için. Ben haberciyim. Ya. Ben kaç senedir haberciyim biliyor musunuz? Neredeyse 30 sene olacak. Daha öğrenemediniz mi benim kim olduğumu? Şu anda ETO ve Periçekçiler tabii hop oturup hop kalkıyorlar. Free'ni Erdoğan'a tavsiye eden Perinçek ve Putin. Putin. Putin kullanıyor çünkü Free'ni. Trump yönetiminde. Perinçek'in adamı olan Akim Aptekin babası Perinçek'in yanına yetişmiş biri. Hollanda'da yaşıyor. Hollanda vatandaşı. Innova şirketi Perinçek'in aynı zamanda. Bu şirkete para gönderiyorlar. Ve Amerika'ya vergi vermiyor, göstermiyor. Yalan söylüyor. 15 Temmuz'da Free'nin direkt alakası var. Organize etmiş. Yani kara koyunlar var FBI ve CIA içinde. Kara koyunların şefi Free. Wall Street'de eski kara koyunların Bush dönemindeki şefiydi. CIA'nin 8 yıl direktörlüğünü yaptı. Erdoğan bunlarla çalışıyor. Bunların hepsi İslam düşmanı. Siyonist ve Müslüman.
zarar görsün diye ellerinden gelen, ardına koymayan şerefsizler. Şimdi Frey yargılanıyor. Kötü yakalandı. Çok kötü yakalandı. 15 Temmuz'da siyasi İslam kanserdir. Erdoğan AK Parti siyasi bir kanserdir diyen adam Erdoğan'dan para almış. Ve AK Parti'den, Perinçek Kulübü'nden para alıp The Hill gazetesinde makale yazmış. Ve yaptığı konuşmaların hepsi yalan. Hedef saptırma. Psikolojik savaş. Yani bu ahlaksızlık ortaya çıktı. 15 Temmuz'un Selçuk Erdoğan MİT organizası, Perinçek organizası olduğu konusunda hiçbir şüphe kalmadı. Gülen ve Hizmet Camiası üzerindeki şüphelerin hepsi kalktı. Filin gibi ahlaksız bir adam devlet makamını istismar ederek eski FBI çalışanı Thomas Neer ile Gülen Hoca Efendi'nin iadesi ve kaçırılması için sahte belgeler üretmiş. Amerika'da sahte belge üretmek, kara para aklamak ve aldığı lobi ücretini tam göstermemek, yani 530 bin dolar alıyorsun, 5 bin dolar gösteriyorsun. Çok büyük suçlar ve yalan söylüyorsun. Çok kirli bir geçmişi varmış Flea'nin. Amerikan medyası 3-4 gündür Flea'nin bütün ilişkilerini ortaya döktü. Eski yaptığı kirli işleri. Meğerse Flea'nin Intel Group diye bir şirketi varmış. Ekim Aptekin'in başkan olduğu Türk-Amerikan Business Konsolu ile ilişkileri bu Hollanda firması Innova üzerinden yürüyormuş. Ve Intel Group ve Innova üzerinden yürüyormuş. Yani kendi şirketler arasında dönen bir dolap varmış. Gülen'e Eşhedi İslamik Molla and Radical Islamist diye makale yazan Flea'nin bunu aldığı paranın hakkını vermek için yalan söyleyerek yazmış. 24 gün Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak kalabildi. Rusya, Amerika, Washington DC Büyükelçisi Sergey Kislyak'la olan işleri tek tek ortaya çıkartıldı. Ve Trump'ın seçildiği seçimde Florida'da elektronik oylarda yapmış oldukları sahtekarlık ve şey tespit edildi. Seçmenleri neye, nasıl oy verdiğini analiz edip özel e-maillerine ve DM'lerine yalan haberler gönderme yapmışlar. Yani yönlendirme yapmışlar. Bu çok büyük bir suç. Seçmen mesela Trump'ı seçsin diye Hillary Clinton'la ilgili hackledikleri e-maillerden Hillary Clinton'ı düşük düşürecek ve insanların Trump'a oy vermesini sağlayacak e-mail atmışlar. Rus Cyber Security bunu yapmış. Yani seçimi nasıl etkilemişler. Kanada 3 sene önce Privacy Act çıkardı. E-mail atmak yasak. Yani siz tanımadığınız bir adamdan e-mail alırsanız mahkemeye verebiliyorsunuz. Ve tanımadığınız birisi de telefon edemiyor. Telefondan mesaj gönderemiyor. Bireysel hayatı korumak dışında insanların kafa sağlığını, karar verme kabiliyetini de korumak gerekiyor. Kanada bunu yapıyor. Bir insanın siyasi tercihlerini Rus istihbaratı belirleyemez. Yalan haberlerde. Ve bunu milyonlarca yapmışlar. Bütün Amerika'da genelinde bütün Amerika vatandaşlarını analiz edip advanced teknolojiyle yapmışlar. Türkiye'deki seçimlerde de bunu yapmışlar. Yani Rus cyber security seçimleri demokrasiyi canına okumak için kullanıyor. Ve harap ediyor. İstediği adamı seçtirmek için Rus istihbaratı böyle oyunlar oynuyor. Amerika'da bu tartışılıyor. Türkiye'de de 15 Temmuz'da Rusya'nın eli çok net belli. Nasıl cyber security'yi kullandığı. Dolayısıyla Türkiye'de yakalanması gereken suçlu Erdoğan ve Perinçek grubunun, Ergonkon grubunun işbirliği yaptığı Rusya'nın cyber security birimleri ve istihbarat elemanlarıdır. Rus istihbaratının çalışanlarıdır. İlya Sakov. Evet. Dün haber yaptı Reuters onu. Singapur yatırımını ve bütün şeyi döktüler. Eric Prince'in itirafçı olmasıyla
bütün bildiklerimi anlattım diyor Miller'e. Olay daha da renk kazandı. Filin yapmış olduğu sahtekarlıklar ve ilişkileri çok ilginç. Sadece Ruslar ve Çinliler değil, Şah Pehlevi dönemindeki zengin karunlaşmış adamlar var Amerika'da. Amerika vatandaşı olmuş. Onlarla kirli ilişkilere girmiş. Yani İran'ın en kirli, en dinsiz, en şerefsiz karun adamlarıyla Filin'in ilişkileri, kirli ilişkileri var. Sadece onun değil, Trump'ın yönetimde olan 8 kişi hepsi bu İranlılarla, yani dinsiz, İslam düşmanı olan İranlılarla ilişki içindeler. Ve bu ilişkiler hepsi ortaya döküldü. Amerika'da çarşaf çarşaf haber yapılıyor. Her gün yorumlar, analizler yazılıyor. Gazetecilik yapılıyor. Ve James Wesley havlu attı. 60 Minutes programını yapıp da hizmetin charter okullarını vurmaya çalışan Erdoğan ve Perinçek grubu ofsayta düştü. Trump çok fena bir şekilde kürsüye sıkıştırıldı. Yani Gülen Hazretleri'ne vurmaya çalıştıkça, hizmet hareketine vurmaya çalıştıkça adamlar daha çok kürsüye sıkışıyor. Özellikle Papadopoulos, Trump'ın seçim kampanyası menajeri ve Paul Manafort ve Rick Gates konusunda çok ciddi iddialar artık ortaya çıktı. Bunların hepsi de itirafçı oldu. Şu anda 8 tane adam Trump'ın yönetiminden teslim oldu federal hükümete ve hepsi ceza alacak. Durum bu. Ve Free'nin 15 milyon dolar Erdoğan'dan alma, adam kaçırma, green card olan birini, Müslüman bir imamı kaçırma girişimi büyük bir skandal olarak Amerikan tarihine kazındı. Bu Watergate skandalı vardı Nixon'ı deviren. Ondan daha büyük bir skandal olarak Amerikan medyasında yer alıyor. Yani ben haberleri takip ediyorum Amerika'da medyasında. Ha, bir isim dikkatimi çekti. Bijan Kian. Bijan Kian Free'nin Intel Group'taki partneri. Bu özellikle Fethullah Gülen hareketiyle ilgili bitmemiş bir video hazırlamış. Özel bir yerde. Yani ve özellikle bu bitmemiş video Müller'in eline geçmiş. Nasıl çarpıtma yapacaklarıyla ilgili. 60 Minutes'ı zaten yayınladılar. Onun dışında yani Gülen'i Hümeyni gibi bir adam, bir Ladin gibi bir adam göstermek için, terörist lideri göstermek için Bijan Kian Çinli. Yani Aptek'in şirketi Russia Oil diye, Russia Oil Exploration diye bir şirketi var. Bu da Aslı Aydınbaş gazeteci, İsrail vatandaşı. Onunla ortak, onunla ödemeler yapmış Erdoğan. Yani Erdoğan'ın ödeme yaptığı şirketler sadece İNO değil. Bunlar tespit edildi. İsrail üzerinden ödemeler yapmış. Aslı'nın şirketi üzerinden, Ekim'le ortak, Aptekin'le ortak. İsrail'e karıştırmışlar kendi şirketlerini. İran'daki yapılanmaları var, Kazemi üzerinden. Nasser Kazemi diye bir isimleri var. Louis Frey şu anda CIA'nin eski çalışanı olarak ekiplerinde yer alıyor. McFree'nin ulusal güvenlik biriminde yer alıyor. Türk-İran ilişkilerinden sorumlu. O da şu anda mahkemede hesap verecek. FBI'nin direktörü Louis Free'nin özellikle kara para atlama konusunda Kazemi ailesine, İran ailesine yardımcı olduğu, sadece Reza Zarrab değil, Reza Zarrab olayı işi gün yüzüne çıkardı. İran'dan, İran'la işbirliği içinde kara para atlayanlar sadece Reza Zarrab değilmiş. FBI'nin eski direktörü Louis Frey'nin de Kazemini ailesiyle olan ilişkileri ortaya döküldü. Nasser Kazemini özellikle Fransa'da ciddi yatırımları var. Lübnan'da ciddi yatırımları var. Hariri ailesiyle ciddi ilişkileri var. Ve FBI ile ilişkileri
gri zon diye bir sistemle yürüyormuş CIA üzerinden James Woolsey zamanında. Bunların hepsi tespit edildi. Yani o kadar ilginç bir durum var ki bütün istihbarat örgütleri biznes yapıyorlarmış bu kara kirli kara koyunlarla. Amerikan filmlerine döndü iş. Yani Hollywood filmleri çekmek ben inanmaya başladım. Hollywood filmlerini adamlar gerçek hikayeler üzerine çekiyorlar herhalde. Bunların çok filmleri çekilecek. Öyle gözüküyor. Burada Erdoğan gold trader olarak dikkat çekiyor. Kara para aklamasında gold digger, gold trader olarak Erdoğan'ı gösteriyorlar. Yani Reza Zarrab'la olan ilişkileri ve skandal 40-50 milyar dolarlık Türkiye'ye büyük bir cezayla dönecek. Bütün bankalar, Türk bankaları iptal edilecek. Yani İran'da şu anda 30 kadar banka ve kurum dünyadan izole edildi. Bakın bu şirketlerle ambargona kadar ciddi. 6 Kasım'da başladı. Çin Başkanı X Huawei ailesinin muhasebe müdürünü Kanada'daydı Meng. Vancouver'da tutuklandı. Hapiste şu anda. Dün mahkemesi vardı. Ve sorguladılar. İran ile kara para içine girdikleri için ve ticaret yaptıkları için 30 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor Kanada'da. Çin'in en zengin ailesi Li ve Huawei ailesinden Meng. Dünya artık eski dünya değil. Öyle her önüne gelen suç işleyemez, kara para aklayamaz, Erdoğan'ın yaptığı gibi yapamaz. Erdoğan Türkiye'de kendisini çok azat zannediyor, çok özgür zannediyor. Ama bakın Çin'in en güçlü adamının muhasebe müdürünü Kanada tutukladı. Ve 30 sene hapis cezasıyla yargılanıyor. Kanada Büyükelçisi'ni Pekin'de dün nota verdiler, çağırdılar. Bırakın dediler bu kadını. Kanada legal dava var hakkında, bırakamayız dedi. Olay sadece İran ile ticaret ve kara para aklamak, ambargoyu delmek değil. Bunun arkasında başka şeyler de var. Mutlaka başka şeyler çıkacak. Yani kara para aklama, evrakta sahtekarlık yapma ve mafya ilişkileri çıkacak. Yani burada özellikle Çin'in İran'a yardımcı olması büyük bir skandal olarak Amerika ve Kanada'da algılanıyor. İran ambargosu çok ciddi bir şekilde uygulanıyor. Erdoğan artık Reza Zarrab gibi adamlarla İran'dan biliyorsunuz ambargoyu delemez. İran'da şu anda farklı bir yönetim var ve Erdoğan'la beraber yolsuzluk yapan yönetim yargılanıyor. Babek Zencani hapiste, Ahmet Necat ciddi suçlamalar var hakkında, o zamanki Cumhurbaşkanı bütün o yapıyı tasfiye etti İran. Türkiye ise tasfiye edemedi. Türkiye'de hala iktidarda. Sorun bu zaten. Bu kadar yolsuzluk yapmış, uluslararası suçlara bulaşmış, başta Erdoğan, Zafer Çağlayan gibi isimler Türkiye'yi hala yönetmeye çalışıyor. Sorun bu. Bu sorun aşılamadığı sürece Türkiye bu kısır döngüde çıkmaz sokaktan çıkamaz yani. Sokak çıkmaz sokak. Bir yere gidemez. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Elinde sonunda Erdoğan yakayı ele verecek. Yani uluslararası bir suçlu. Reza Zarrab itirafçı oldu. Amerika'da FBI korumasında, tanık programında. Karısı Ebru Güneş'te gitti. Beraber yaşamaya çocukları var, götürdü. Yani paraları da götürdü. Ne el koyabildiler, ne bir şey yapabildiler. Reza Zarrab zaten zengin bir adam. Türkiye'de devleti soymuş. İran'a devleti soymuş. Erdoğan'la birlikte 100 milyar dolarlık yolsuzluğa karışmış bir isim. Öldürülmeden koptuğu için Türkiye'de Hakan Fidan tarafından Amerika'ya hediye edildi. Eğer AK Partiler hesap sormak istiyorlarsa Hakan Fidan'la konuşsunlar. Yani Hakan Fidan teslim etti Reza Zarrab'ı. Eğer Erdoğan her Amerika'ya geldiğinde Reza Zarrab'ı verin bana diyor. Hakan Fidan verdi, senin MİT müsteşarın teslim etti Reza Zarrab'ı. Cemaat vermedi ki. Yani
niye Hakan Fidan'dan hesap sormuyor değil mi? Hakan Fidan gidiyor, Amerikan Kongresi'ne hesap veriyor, Türkiye Meclisi'ne hesap vermiyor. Bu adam Türkiye Devleti'nin MIT'ini yönetiyor yoksa Amerika'da CIA'ya mı çalışıyor? Yani Amerika'da CIA başkanları, FBI başkanları kongreye hesap verir. Ama Türkiye'de Hakan Fidan ve Hulusi Akar Türkiye Meclisi'ne hesap vermiyor. Amerika'ya gidip Amerika'da hesap veriyor. Hulusi Akar da öyle. NATO elemanı. NATO'da hesap verdi, Kanada'ya geldi. Amerika'da gitti, NATO merkezine, Centrum'a gitti, hesap verdi. Hakan Fidan, Amerikan Kongresi'ne hesap verdi. Bu adamlar galiba Amerika'ya çalışan adamlar. Türkiye'nin MIT'in ve genel kurmayın başında falan değiller. Biz öyle zannediyoruz. Olay bu. Yani bütün haberler Amerikan medyasında, sosyal medyada devam ediyor. Öyle bir rezalet söz konusu ki düşünün yani. Kanada'da Kral Muhammed'e 15 milyar dolar silah sattığı için, Yemen'de bunlar kullandığı için Kanada toplumu aylardır protesto ediyor. Ve Trudeau biz anlaşmayı iptal ettik dese de ilk partiye silahlar gönderildiği için Trudeau çok ciddi oy kaybetti. Yani yalan söylediği için silahlar gönderilmeye devam etmiş. Yani satmışlar Kral Muhammed'e 15 milyar dolarlık. Ve Yemen'de kullanılmış bunlar. Müller'in soruşturması özellikle Yemen soykırımında kullanılan Amerikancılar üzerinde yoğunlaştı. Bunların başında da Eric Prince geliyor. Yani Amerikan CIA'nin ve FBI'nin çalıştığı adam geliyor. Trump'ın kadrosuna yer alıyor Eric Prince. Trump'ın silah tüccarı. Yani silah satışında dış ilişkilerde Trump Eric Prince'i kullanıyor. 110 milyar dolarlık silahı Muhammed'e Eric Prince satıyor. Ve şu anda merkezi Çin. Şangay oldu. Dubai'den Şangay'a taşındı. Bir 3 ay falan oldu. Adamlar, evet bence Anadolu Federasyonu kuruyor. İsmail Hakkı Tekin konfederasyonu da olabilirdi demiş. Yani federasyon olmazsa konfederasyon olur demiş. Ne demek istiyorsunuz kardeşim? Ülkeyi üniter yapısı mı değişti? Anayasa mı değişti? Anayasada değiştirilmesi mümkün olmayan 4 madde vardır. Türkiye üniter bir devlettir. Demek ki bu ergonokoncular anayasayı Erdoğan gibi takmıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmışlar yani. Türkiye'yi komple çalmışlar. Yeni bir devlet kuruyorlar. Anadolu Federasyonu veya Konfederasyonu olacak işte. Ben bunu 12 Nisan 2012 senesinde yazdım efendim. Nereden yazdım? Nereden biliyordum? Gladio projesi. GOP projesi. GOP projesinin ana koordinatörü Perinçek. O yüzden Saldır Ayberk, İsmail Hakkı Pekin, Sonat Polat gibi paşalar, Genelkurmay'da çalışmış paşalar, Türk ordusunun en üst düzey komutanları Perinçek'in yardımcısı, Doğu Perinçek, Gladio'nun 40 yıllık değiştirmediği bir elemanı. Tözüm Bahçeli ile benim röportajımı siz okumadınız mı? Mayıs 2011'de yayınlandı Kanal Türk'te. Türkiye'de de haber oldu. Çok yazık. Orada ben bunları yazdım yani. Ben Anadolu Federasyonu ismini nereden biliyorum yoksa? İşkembeden uydurmadım ki. Tözüm Bahçeli 40 yıllık Kıbrıslı Türkiye ve Kürt sorunu uzmanıdır. Ve Kıbrıs uzmanıdır. Toplantılara katılıyor Amerikalılarla, Kanadalı istihbaratın elemanlarıyla 40 yıldır. PKK'lılarla özellikle adamları dinliyor. Ortada bir yeni bir yapı kuruyorlar. Bu yapıda Türkiye Devleti, Türkiye Cumhuriyeti öldü, öldürüldü. 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti öldürüldü. Bunu öldüren de cemaat değil. Cemaat korumaya çalıştı. Türkiye Cumhuriyeti'ni. Mustafa Kemal'in kurduğu cumhuriyeti Mustafa Kemal'i yıktılar. Kurduğu cumhuriyeti de değerleri de yıktılar. 15 Temmuz Rusya'nın tam göbeğinde olduğu, Amerika'da kara koyunların içinde olduğu, Türkiye'de ise yerli işbirlikçisi Gladio elemanlarının komple içinde olduğu bir konsorsiyum. İçinde olmayan sadece cemaat var. Ve Kürtler var. Selahattin Demirtaş'ın liderliğindeki grup var.
cemaatten sos olarak içine katılanlar ise Yalçın Akdoğan'ın adamları, Kemalettin Özdemir'in adamları. Cemaatle yakından uzaktan alakası yok. Hoca Efendi'yle hiç alakası yok. Yani kim cemaatten diye çıkartılıyorsa, FETÖ diye çıkartılıyorsa 15 Temmuz'da bilin ki ya MİT elemanı veyahut da cemaat içinde cemaat çıkartmaya çalışan, cemaati biat ettiremeyen, kontrol altına alamayan Yalçın Akdoğan'a yani Çetin Doğan'a bağlı olmuştur. Cumhuriyet Çalışma Grubu'nda çalışıyordu Çetin Yalçın Akdoğan. Ne zamandan beri? 1996 yılından beri. Yani Yalçın Akdoğan 1996 yılından beri devletin Cumhuriyet Çalışma Grubu'nda çalışıyor. Daha önce adı Batı Çalışma Grubu'ydu. İsmi iki defa değişti. Ve Başbakanlık Kriz Merkezi altında 1999'dan sonra adı Cumhuriyet Çalışma Grubu oldu. Daha önce Batı Çalışma Grubu'ydu. Gölcük'teydi merkezi. Ben bunları takip ediyorum. Ben gazeteciyim. Ve bu adamların hepsini teker teker ben tanıyorum zaten. Ne halt ettiklerini biliyorum. Çetin Doğan herkese fişledi. 99 depreminde 2 milyondu fiş sayısı. 2 milyon. Yalçın Akdoğan fişleme merkezinin başında. Başbakanın genelgelerini falan yazıyordu. Ecevit'in, Yılmaz'ın, Çiller'in. Yalçın Akdoğan. Çetin Doğan'la beraber çalışıyor. Ekibi 30 kişiydi başbakanlıkta. Bunların yarısı 5 vakit namaz kılardı. Hepsi Cuma'ya gelirdi. Bayındırlık Bakanlığı'nda Cuma namazına gelirlerdi. Ben görüyordum adamları. 5 vakit namaz kılıyorlardı. Ben Ecevit zamanında başbakanlığa baktım kardeşim. Başbakanlık muhabiriydim aynı zamanda. 99, 2000 sabah 8.30'da toplantı var. 9'da başbakanlıktayım. Çoğu zaman toplantıya da gitmezdim haber merkezinde. Direkt başbakanlığa giderdim. Başbakanlık kartım var. Ve başbakanlık muhabiri kartım vardı. Orada simidimi kahvemi alırdım. Sokaktan simit alırdım. Kahvemi, çayımı da alırdım. Başbakanın kapısına otururdum. Kim giriyor, kim çıkıyor? 2 sene neredeyse. Sabahtan akşama kadar, gece 12'ye kadar benden sordurdu yani. Cem'de de telefon vardı. O zaman kazık gibi asasam telefonları. 5-6 tane haber yazdım. Gazeteye gitmezdim. Gazete karşıdaydı. Yolun karşısındaydı. O kadar yani başbakanlıkta. Müsemma olmuş bir adamım yani. Sodex kartlarımız vardı. Bedava yemek kartlarımız. Restoranlar anlaşmalı. Cem'de duruyordu. Restoranta bile gidecek vaktim yoktu yani. Başbakanlıkta yiyordum. Başbakanlıkta yemekler ucuzdu. Çoğu zaman bizim gazetecilere bedava veriyorlardı. Yani beleş yiyor başbakanlık adamlar. Türkiye'de devletten geçinen beleşçi bir sürü adam var. Devlet en büyük şeydir, domuzdur. Yiye bitmez. Yani ülkenin durumu bu. Devlet, vatan, millet, Sakarya, devlet domuz gibi yemek için devleti ele geçirmek istiyorlar. Durum bu yani. Devlet eliyle soykırım yapılıyor. Devlet eliyle zulüm yapılıyor. Devlet eliyle hukuk bozuluyor. Suç isnat ediliyor. Masum vatandaşlarımız yok ediliyor. Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin varlığı yok ediliyor. Ve buna sahip çıkan cemaat ve hizmetin aydın insanları ise vatan haini, terörist diye şeytanlaştırılıyor. Olay bu. Ve Erdoğan bunu yapmak için camileri kullanıyor, dini kullanıyor ve bundan vazgeçmeye hiç niyeti yok. Din, İslam dini adama tapulu. Böyle derin devlet karar vermiş. Aralarında paylaşım söz konusu. Milletin makamlarının %74'ü, %8'i MHP, MİT kontrolünde. Milletin makamlığı, eğitim bu cahillerin elinde. Kesinlikle diyaneti, dini Erdoğan kaptırmaz. Yerel belediyeleri hiç kaptırmaz. Büyük bir rant var. Adam atama yapacak. Seçim falan yok. Seçim kampanyası falan yapmayın. Çok mis oluyor diyor. Çok o kadar para harcamaya gerek yok diyor. Ben zaten seçeceğim sarayda diyor kimin belediye başkanı olacağını. Niye uğraşıyorsunuz? HDP seçilirse kayın edeceğim diyor. Türkiye'de şu anda KGB usulü Sovyet tipi bir rejime geçildi 15 Temmuz'dan sonra. 15 Temmuz'u cemaat mi yapmış? Anladınız değil mi? Cemaat yapmamış. O zaman itiraf edeceksiniz.
tövbe ve istiğfar edeceksiniz. Cemaatin hakkını vereceksiniz. O ezdiğiniz, ruhiyetliğiniz, mağdur ettiğiniz insanlardan özür dileyeceksiniz. Türkiye'yi kurtarmaya çalışan, Türk insanını güzel yerlerde görmek isteyen, Türkiye'nin itibarını yükseltmek isteyen o güzel insanları sarılacaksınız. Ellerini, ayaklarını öpeceksiniz. Özür dileyeceksiniz. Ve gerçek suçları yargılamak için nasıl bir Türkiye olsun diye kara kara düşüneceksiniz. Çünkü sizi bu beladan kurtaracak kimse kalmadı Türkiye'de. Bak Amerika'da Time şey yapıyor. Trump, Kuşer, damadı Jared Kuşer, kızı, damadı hepsi hapse. Federal housing'e koymuş adamları. Kavun içi bir hepsi de giydirmiş. Amerikan medyası Trump'la böyle dalga geçiyor. Yani Türkiye'de hakaret davası açılıyor. Adamın hayatı kanıtılıyor. Erdoğan'a hakaret diye. Teresa May yapmışlar şeyde, Elizabeth II Brexit şey yüzünden. The Lady of Shalot. Dalga geçmişler. Lanet kom diyor. İngiltere üzerinde lanet var diyor. Tabi İngiliz istihbaratı bu kadar karanlık kirli işlere girer de katliamlarda, soykırımlarda, darbelerde eli olursa, Erdoğan'la işbirliği yaparsa böyle İngiliz şeytanları Çin'le Yecüc ve Mecüc'le ilişkilere girerse dünyanın bütün nüfusunu etkileyecek büyük savaşlar, büyük katliamlar, biyolojik katliamlar filan planlarsa tabi Allah'ın laneti üstlerine gidiyor yani. Curse olurlar. Kimmiş? Çok karikatürü sevdim ya. Lanet varmış da. Lanet The Lady of Shalot. Onun laneti kopmuş. İngiltere'nin üzerindeymiş. Dolaşıyormuş böyle. Dalga geçiyorlar ya. Rusya'nın cyber security firmalarının özel grup IB ile Global HQ ile Singapur'da yapmış oldukları yatırım Reuters haber yapıyor. Ruslar nereye koşuyor? Ruslar belanız, sizin ayrı bir belanız yani. İngilizler o yüzden Çinlerle anlaşma yapıp Amerika'da Trump'la Eric Prince'i gönderdi yani Şangay'a. Doğu Perinçek'te kızını gönderdi. AK Parti Erdoğan ise Pekin'e en hırsız adamını gönderdi büyükelçi olarak. Çinlerle diyaloğa girsin. Adamın aynı İngilizcesi yok. Çincesi de yok. Cahil bir adam yani. Erdoğan gibi diplomasız. Durum bu. Türkiye'yi liyakatsız, ehliyetsiz, en cahil, ahmak, gerizekalı adamlar yönetiyor. Ondan sonra Türkiye nasıl kurtulur diye acaba Ergonokuncular ve Türkler, Erdoğancılar, Saraycılar birbirine girerler mi? Bir savaş çıkar mı? Birbirlerini öldürür mü bu domuzlar diye bekliyorsunuz. İki tane canavar anlaşıyor. Birbiri itin ayağına basmaz yani. Anlaşıyorlar. Daha çok insanı mağdur etmek için. Erdoğan da hırsızlık olarak görüyor. Ölmüş eşek fiyatına düşüyor firmalar. Alıyor falatı çok. Hapishaneler yapıyor. 50 tane doldurmak lazım. Gezi terör örgütü atalım gitsin. Göreceksiniz. Atacaklar, bu gezi için ağıtlar yakan timsah gözdaşları içinde olanlar hiçbiri koruyamayacak hiçbiri. Ve gezi terör örgütü yetmeyecek Erdoğan, öyle bir canavar. Yani kişinin kirasını da isteyen biri, öyle gezi terör örgütü onu kesmez. 600 kişi falan kesmez. O 15 Temmuz'u yapan, organize eden o Perinçek grubu ve Ergonokoncuları da biliyor. Onların belgeleri de var ellerinde. Ama diyor benden duymuş olmayın. Yani zaten kimse de açıklamıyor. Kral Muhammed'e sattık diyor. O açıklayacak. Ama benden duymuş olmayın. Parayı cebe indirdik, keş aldık. Ergonokonculara şey yapıyor. Destek gösteriyor. Oturun oturduğunuz yerde. Yoksa ben sizi darbecilikten hapse atmasını bilirim diyor. Öyle beraat falan ettiğiniz yok. Öyle beraat ettiğinizi zannetmeyin. Siz gerizekalı mısınız? Siz darbecisiniz ya.
150 yıldır darbe yapıyorsunuz kardeşim. Manyak darbecilersiniz. Ergun Konya yoktur filan. Biliyorlar yani AK Partililer bir taraflarıyla. Herkes biliyor. Ergun Konya terör örgütü var. Ve balyozdur, eldivendir, sarı kızdır, marı kızdır bir sürü darbe planı yaptı. 7 tane miydi? 8 tane miydi? Sayısını da unuttuk. Bunun belgeleri var. Biliyorlar yani. Erdoğan şey yapıyor, sokağa çıksınlar bunlar. Bakalım ne kadar güçleri var. Bizim 100 bin kadar eli silahlı terör örgütümüz var. Maaş veriyoruz 7 yıldır. Onlar da zaten çok paslandılar. Hücrelerde filan bekliyorlar. Ne zaman bu iş savaş çıkacak? Canımız sıkılıyor filan diye. Sokağa çıkmasını bekliyor Ergun'un kurucuların. Bence de çıksınlar. Yani sokaklar şenlikli olur. Zaten ülkeyi yaktılar. Ülkenin anasını alattılar. Sokakta kavga mı etmek istiyorlarmış? Biz karışmıyoruz. Biz kavgaya karışmayız. Bak kavgaya karışırsanız arada kalırsınız. Zaten bizim arkadaşlar hep hapisteler. Kavgaya karışacak halleri yok. Herkes ekmek derdinde, su derdinde başını kaldıracak hali yok yani. O yüzden yiyin birbirinizi ama güzel yiyin. Yani ya mezara gidin ya komaya girin de kurtulalım sizden ya. Allah. Öyle de bir beklenti içinde oluyoruz tabii. Nasıl kurtulacağınızı bilmiyorum. Bana soruyorlar da. Ergun Konucular, yani Rus ordusu desteği olmadan Babrak Karmal gibi 1979'daki o da harbiye mezunuydu Saldıray Berk'le. Aynı devrelerde herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Saldıray Berk Babrak Karmal'ı hatırlar yani. Pervez Müşerrevi de hatırlar. O da Türkiye'de eğitim gördü. Kattafi de Türkiye'de harbi okulu mezunu. Beşiktaşlıdır Pervez Müşerrevi. O da Dubai'de şu anda. Oraya kaçırdı paraları. O da kral gibi yaşıyor. Kimse dokunmuyor. Bütün hırsızlarını da oraya topladı. Generallere hırsızlık yaptı adamları. Biliyorsunuz bir sürü skandala karıştı. Pakistan'ın anasını ağlattı. Dubai'de paraları yiyor şu anda. Şeyleri de adamları da sağa sola inşaat yatırımları yapıyor. Kanada'ya da gelenler var. İngiltere'ye gidenler var. Pervez Müşerref Beşiktaş. Beşiktaş şampiyon. Pervez Müşerref Dubai'de yani. Böyle yani diktatörlerin hepsi de gebermiyor yani. Türkçe de biliyor Pervez Müşerref. Çok güzel konuşur Türkçe'yi. Harbi okulu da okumuş. Kattafi de öyle. Babrak Karmal da öyle. Komünist ama o. O Rusları çağırdı Afganistan'a. 40 yıldır Afganistan kurtulamıyor. Saldıray Berk de Rusları çağırmadan Erdoğan deviremez. Biliyor yani. Doğu Perinçek filan. Rus ordusuna ihtiyaçları var. Ama Rusların güzel kızları da var. Onlar da gelecek. Zaten Türkiye'de 550 bin Rus'la evliliğe adam varmış ama sahte çoğu, sahte evlilik. Rus fahişeler falan Türkiye'ye gireli çok uzun zaman oldu. Zaten siz Putin'in 10 yıl Trabzon'da istihbarat elemanı olarak çalıştığını biliyor muydunuz? Türkçesi çok iyidir Putin'in. Özellikle Lazra'yı çok iyi biliyor. Bu Trabzon Rize tarafında 10 sene Rus KGB'sinin gençken eleman olarak çalıştığı için Türkçesi çok iyi. Anadili gibi. Çaktırmıyor yani. Haberiniz olsun. Putin çok güzel Türkçe konuşur. Özellikle Lazca'yı ve Rizece'yi çok iyi biliyor. O kadar iyi biliyor ki Erdoğan'ı iyi çözmüş, analiz etmiş. Türkiye'nin Rize'sini cennet olduğunu, nifak cennet olduğunu anlamış. Rizelileri tepe kullanıyor. Putin çok akıllı bir adam yani. İyi bir istihbaratçı. Diploması da var. Kara kuşak dördüncüden. Yani adamı döver yani. Tabi nükleer silahları falan da var. S-400 silahları da var. Ben bugün çok mu gevezelik ettim acaba diye konuşuyorum. Bilgileri verdim. Bir saat konuşmuşum. İyi çok konuşmamışım. Bir saat 5 dakikada olayı özetledim. Değil mi? Dünyada neler dönüyor? Bilmeniz lazım yani dünyada neler döndüğünü. Çünkü everything